videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Gece yatarken başucuna bir bardak su koymak hemen hemen herkesin sıklıkla yaptığı bir alışkanlıktır. Bu masum alışkanlığın aslında sizi zehirlediğini biliyor muydunuz? Olur ya, gece uyanınca susarsak veya gece öksürüğü yaşama gibi sebeplerle yatarken başucumuza koyduğumuz bir bardak su hiç de masum değil. Suyu açık bir şekilde baş ucunuza koyduğunuzda tüm gece boyunca açık bardakta duran su, toz partikülleri ve hava ile taşınan bakterilere dolar. Gece bardakta açık şekilde bekletilen suyun tadının değiştiğini ve farklı olduğunu belki fark etmişsinizdir. Açık haldeki suda karbonik asit oluşuyor. Açık halde duran su hava ile direkt temas halinde olduğundan karbondioksiti içine emer ve karbondioksit ile birleşen suda karbonik asit oluşturur ve bu da sağlığımız için zararlı sonuçlar doğurur. Açıkta bekletilen suyun tüketilmesi bakterilerin hızla vücudumuza girmesine neden olur. Bundan dolayı siz olun ya suyunuzu ağzı kapalı bir şişede başucunuza koyun ya da uyandığınızda üşenmeyin ve mutfağa giderek suyunuzu için. Suyu nasıl ve ne zaman içmeli? Sağlığa olan pek çok faydası nedeniyle su içmenin önemli olduğu her zaman söylenir. Ancak bunu ne zaman ve nasıl yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Suyu nasıl ve ne zaman içmek gerektiğini bilmek önemlidir. Çünkü izleyeceğiniz yola göre su, vücudunuza yararlı olmak yerine zararlı da olabilir. Kahvaltıdan önce kesinlikle gereklidir. Kahvaltıdan önce 1 veya 2 bardak su içmek sindirim yollarında birikmiş toksinleri temizler ve organlarınızı çalışmaya başlamaları için uyarır. Bunu kahvaltıdan 20 dakika önce yapın. Güne örneğin kahve içerek başlamaktan çok daha sağlıklıdır. Ayrıca eğer ılık veya sıcak halde hatta yarım limonun suyunu eklerseniz bağırsaklarınız harekete geçer. Kabızlıkla savaşmak için mükemmel ve basit bir ilaç olmasının altında yatan neden budur. Sabahları uyandığınızda ödem şikayetiniz varsa özellikle tavsiye edilir. Eğer yüzünüz veya göz kapaklarınız şiş ise böbreklerinizin çalışmaya başlamasını sağlayacaktır. Aç mısınız, susuz mu? Açlık hissettiğinizde aslında susamış olduğunuzu biliyor musunuz? Bazen vücudumuzun bize gönderdiği sinyalleri doğru yorumlamayı bilemeyiz. Özellikle kilonuzu kontrol etmeye çalışıyorsanız bu daha da önemli hal alır. Bu nedenle de size çok basit tek bir önerimiz olacak. Her acıktığınızda bir bardak su için, eğer birkaç dakika sonra hala açlık hissediyorsanız yemek yiyebilirsiniz. Pek çok kez açlığınızın kolayca yok olmasına çok şaşıracaksınız. Daha az yemek için yemeklerden yarım saat önce. Eğer yemeklerden yarım saat önce bir bardak su içerseniz, yemek sırasındaki susuzluğu önlemekle kalmayacak, aşırı miktarda yemenizi önleyecek olan doygunluk hissi de verecektir. Yemek yerken fazla su içmeyin. Suyu yemek sırasında içmekten tamamen kaçınmalısınız. Çünkü su mide salgılarıyla etkileşime girer. Bu da sindirimi kötüleştirebilir. Ayrıca çocukların açlıklarını da azaltabilir. Eğer tuzlu veya soslu bir yemek yiyorsanız biraz su içebilirsiniz. Her öğüne salata veya sebze çorbası gibi taze yiyecekleri dahil etmek bu nedenle faydalı olabilir. Bu tuz tüketimini azaltın ve yemeğinizi sindirime yardımcı bir bitki çayı ile bitirin ve suyu yemekten önce için. Yatmadan önce bir bardak. Güne su içerek başladınız ve günü aynı şekilde bir bardak ılık suyla bitirmelisiniz. Bu vücudunuzu dinlemeye hazırlar. Tıbbi bitkilerle hazırlanan bir çay da iyi bir fikir olabilir. Gece boyunca sıkça tuvalete kalkanlar, idrar kaçırma problemi olanlar ve çocuklar bu tavsiyemizi uygulamalıdır. Tek seferde çok miktarda su içmeyin. Suyu gün boyunca içmekten kastınız aralıklarla küçük dozlardır. Büyük miktarlar değil, özellikle sıcak havalarda ve dışarıda çalıştığınızda buna dikkat edin. Soğuk mu, sıcak mı, ılık mı? Çölde bile insanlar sıcak çay içerler çünkü bu terlemelerine, böylece de tazelenmelerine yardımcı olur. Bu da neden suyu ılık veya sıcak içmeniz gerektiğini açıklar. Hiçbir koşulda suyu soğuk içmeyin çünkü sindirim için gerekli olan doğal ısıyı değiştirerek sindirim sistemini etkileyebilir. Eğer su içmek zor geliyorsa, çok basit bir püf noktası. Suya biraz taze limon suyu ve birkaç damla şekerozu özü eklemektir. Bu basit yöntem suya kalori veya başka maddeler eklemeden lezzetli bir limonata tadı verecektir. Diğer bir seçenek suya bir damla turunçgil yağı, portakal, limon, greyfurt, mandalina eklemek. Ayrıca bitki çayları da doğal suya iyi bir alternatif oluştururlar. Gece uyumadan önce yapacağınız küçük bu taktik sağlığınız için faydalı olacaktır. Sağlıklı insanların gece uyumadan önce yaptığı alışkanlıkları siz de yaparsanız daha iyi bir uyku çekebilirsiniz. Duş alın. Uykuyla ilgilenen bilim insanlarına göre vücut sıcaklığı uykunun düzene sokulması için büyük önem taşıyor. Gece duş yapmak da bu noktada iyi bir yardımcı. Sıcak suyun sakinleştirici bir etkisi var. Öyle ki bir yandan uyku kalitenizi arttırıyor, diğer yandan işleriniz ile cebelleşirken rahat hissetmenize yardımcı oluyor. Meditasyon yapın. Birkaç dakikalık meditasyonla zihninizi sakinleştirin. Bunun diğer birçok faydasının yanında daha iyi bir uyku çekmeye de yararı var. Hadi bu akşam uykuya dalmadan birkaç mantra okuyun. Yarın yararlarını hissedeceksiniz. Günlük tutun. Uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Yazmaya başlayın. Araştırmalar canınızı sıkan şeyleri yazıp psikolojik olarak beyinden atmanın zihninizi temizlediğini gösteriyor. Sadece bu da değil, günlük tutmak beyin geliştirici birçok etkiye de sahip. Ayrıca uzmanlar uykuya dalmaya yardımcı olan bir yöntem olduğunu da söylüyor. Su için. Alkol iyi bir gece uykusu için yararlı değildir. Araştırmalara göre yatmadan önce atılan 1-2 duble sizi kolayca uykuya daldırsa da gecenin ilerleyen saatlerinde uykunuzda rahatsız hissetmenize sebep oluyor. O bir kadeh şarap yerine bir bardak su içmeyi deneyin. Sabah kalktığınızda suya doymuş ve daha iyi bir uykuyu deneyimlemiş olacaksınız. Dişlerinizi fırçalayın. Amerikan Diş Hekimleri Birliği dişlerin günde 2 kez fırçalanmasını öneriyor. Aksi takdirde plak ve bakteriler hızla artar. Bu da nefesinizin kötü kokmasına sebep olarak ağız sağlığınızı tehlikeye sokar. Aletleri kapatın. Yatak odasından bütün ekranları çıkarın. Zararsız gibi görünen bir alışkanlık aslında sizin için hiç de iyi değil. Çalışmalar, telefon, laptop ve TV'lerden yayılan mavi ışığın uyku düzenini bozduğunu söylüyor. Hatta birkaç dakikalık bir Instagram gezinmesi bile zararlı olabiliyor. Eğer sabah uyanmak için bir şeye ihtiyaç duyuyorsanız cep telefonunuzu odadan çıkarın ve çalar saat kullanmayı deneyin. Mantıklı şeyler atıştırın. Eski bilgilerimiz yatmadan önce yemek yemenin zararlı olduğunu söylüyor. Fakat asıl önemli olan ne yediğimiz. Aslında yatmadan önce atıştırılan bazı besinler kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Gece öğütücüsü müsünüz? O zaman ağzınıza bir parça kivi atın. Araştırmalar meyvenin uyku kalitenizi arttırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Makul bir saatte uyuyun. Ulusal Uyku Derneği ABD 7-9 saat uyumayı öneriyor. Bu yüzden asıl önemli olan ne zaman yatağa girdiğiniz. İyi bir gece uykusu çekmek istiyorsanız yatış zamanınızı, gerekli uyku miktarını elde edecek şekilde ayarlamalısınız.